yaptığım heykeller beni ifade etmeye yetmiyor diye düşündüm. Yani o kımıldamayan heykeller, içimden onları hareketlendirmek, yani kendimi anlatmak için daha güçlü olabileceğini düşündüm. Hareketli bir şey yaparsam beni daha iyi ifade eder diye. Ben Server Demirtaş. Mecidiyeköy'de doğdum 1957'de. Biraz galiba içe kapalı bir çocukluğumdan bir parça söz etmem lazım. Hani background'ımda beni bugünü belirleyen şeyler açısından. Okulda, ilkokulda mesela en arkada otururdum. Böyle bir hikayem var. Yanındaki Hasan'ı dürtüklerdim. Hasan, coğrafyanın cevabı bak budur diye. O böyle kahraman gibi kalk. Benim kahramanım da o mesela. İlkokulda bu anıyı hatırlıyor. Ben konuşmazdım, o benim sözcüğüm gibiydi. Bu kötü bir şeydi yani. Bende büyük şeyler, baskılar yapan bir çocukluk. Tabii bu baskının nereden geldiğini bilmiyorum. Siz sadece o zaman onu yaşıyorsunuz çocukluğunuzda. Ama bu çocukluğunda yaşadığım bütün bu hadiseler benim bugünkümün ve bugünkü ilgilerimin temeli oldular. Ben Cemil Demirtaş'ın da oğluyum. Benim babam eğitim enstitüsü mezunu. Eski model bir usta. Yani teknik bir adam. O bizim hep bir atölyemiz vardı, küçük bir atölyemiz. O atölyede babam tamirat, eşyaları keser biçer, makinaları içini çıkarır, buzdolabını, ütüleri keser biçerdi. Bize onların nasıl çalıştığını gösterirdi. Böyle bir görgüden de geliyorum. Sonra bu sıkıntılı yıllar, ilkokul dönemi vesaire, bu kapalılık bir an Leonardo da Vinci ile tanışmam çok önemlidir diyebilirim. Nasıl tanıştım? Televizyonda 4 dizilik bir şey vardı, Leonardo programı. Çok gençlik, çocukluk yıllarımın kahramanını görmüştüm artık. Leonardo'nun annesi öbür köyde yaşıyordu mesela. Annesini göremeyen bir çocuk var. Annesi tarafından sevilmeyen, bu konuda çok mağduriyet hisseden, içe kapalı ve çok meraklı bir çocuk. Bu çocuğun ilgileri doğaylaydı. Doğanın işleyişi, kuşların uçuşu, onun çocukluğu, o kapalılığı beni çok cezbetti ve ben kendime bir yol olarak ortaokul yıllarımda Leonardo'nun yolu bana böyle çok güzel geldi. O yol sanki bir kurtuluş yolu. Tek yolmuş gibi sanat, ressam olmak. Ressam olunca ya da bunu tercih edince sanki bütün bu yollardan geçip iyi bir yerde kendinizi iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz diye bir duyguya kapıldım. Çocukluğum böyleydi. Sonra ortaokul sonunda resim hocam benim resmimi kaldırdı. Yaptığım bir resmi. Nereden esinlendiysem, soğan, sarımsakların resmi, sınıfa kaldırdı ve çocuklar resim böyle yapılır dedi. Ha işte tamam, Leonardo, Cemil Demirtaş, bir takım ustalar ve ben artık nereden gideceğime dair bir fikrim kesinlikle olmuştu. Lisedeyken, ortaokul, lise dönemlerinde Leonardo'nun Mona Lisa'sını, Rembrandt, Cezanne, Odilon, Redon, kimler varsa, büyük babalar, onlardan böyle canhıraş bir şekilde çalışmaya başladım. Yani lisede yaptığım resim mesela akademide şeye çıkardım. Devreye çıkardım ve ondan not aldım ve geçtim mesela. Böyle ilgilerim vardı. Bu sanat serüveni, sanatı nasıl seçtiğimin kararları bu şekilde gelişti. Ve ben böylelikle ne yaptım? Akademinin yolunu tuttum. Akademiye girdim, ben ressam olacaktım. Makine yapma falan hiç arzum yoktu. Akademide biliyorsun, akademik bir eğitim alırsın. Sanat tarihindeki ustalar, boya nasıl yapılır, perspektif nedir ya da ona benzer şeyler sürekli size öğretilir. Yani akademik temel şeyler öğretilir ama sizin daha sonra ne yapacağınıza dair siz şunu yapın, bunu yapın gibi bir şey olmaz. Yönlendirme olmaz. Resim bölümünü bitirdikten sonra hiçbir zaman böyle üç boyutlu ya da resim hiç yapmadım. Ama bu arada önemli bir şey var. Para kazanmak için kağıt süsler yapıyordum. Yani katlanır süsler. O süsleri imal etmek için de bir makineye ihtiyaç vardı. Tabii ben Leonardo'dan böyle görgü aldığım için dedim ki size kendi kendine ben de onu yapabilirim. Bir makine ben de icat edebilirim gibi bir güvenle onun babamla birlikte makinesini yaptık. O kağıt süslerin makinesini. Ondan sonra montaj makinesi derken tabii çok profesyonel makine olmasa da bir işleyişin, bir mekanizmanın itip kalkmanın, hani bir motor bir şeyi çevir. Bunları öğrenmeye başladım. Ondan sonra otomatları öğrenmeye. Ama o zaman sanata onu geçirmemiştim. Yani onu sadece o iş için yapıyordum. Fakat aradan birkaç yıl geçtikten sonra ya ben madem hayatımın bu makineler bir parçası, makineler sanatımın için girmesin ki benden bir parça olarak makineler bu sefer sanatıma meyletmeye başladı. Böyle oldu geçiş.
birdenbire ben bütün o üç boyutlu resim bilmem ne hiçbir şey artık ilgimi çekmek, makinalarla hayatın parçalarını yapmaya başladım diyebilirim. Tabii o yıllarda yaptığım şey daha robotik, yani robota daha çok benzeyen, makinasını daha çok hissettiğimiz şeylerdi. Önce düz, hareket etmeyen boyutlu şeyler yaptım. Burasını anlatması çok zor aslında çünkü onu ben de bilmiyorum. Daha doğrusu insan kendisinde ne varsa onu söylüyor. Bende kelime haznesi varsa onunla anlatabilirim ama yaptığım heykeller beni ifade etmeye yetmiyor diye düşündüm. Yani o kımıldamayan heykeller, statik. Ama onlar da kendi içlerinde yalın bir yaklaşımın ifadesiydiler. Ama yine de yetmiyordu. İçimden onları hareketlendirmek, yani kendimi anlatmak için daha güçlü olabileceğini düşündüm. Hareketli bir şey yaparsam beni daha iyi ifade eder diye. Ona nasıl daha böyle gücü kazandırırım diye. Belki buna benzer bir duyguyla bu hareketi seçmiş olabilirim. Çünkü hareketi yapabiliyordum. Yani hareketin kollarını, motor takıyorsunuz, ona bir dişi takıyorsunuz, bir şey hareket ediyor. Bir insan gibi de olabilir, robotik olabilir. Başlangıç noktalarım deneyimde de olduğu için bu şekilde evrildi diyebilirim. Alıp buradan geçiriyor üzerinden. Saklanıyor. Tabii böyle şu an görünüşü sanki çarşaflı gibi ama aslında hiç ilgisi yok. Yani bu sadece utandığından böyle yapıyor mesela. Utandığı için böyle yapıyor. Sonra ellerini açacak, etrafa bakacak. Merhaba. Bakıyor kimse yok. Hani bir sıkıntı yok diyor kendi kendine. Sonra açmaya çalışacak kendini. Kinetik heykel benim icat ettiğim bir şey değil. Hareketli objeleri yapmak, benden önce bir sürü yapanların öğrencisiyim aslında. Onlar benim hocalarım. Leonardo, El Cezire, Calder. Bunlar yapmışlar, denemişler. Ben onların üzerine bir şeyler daha geliştiriyorum. Ama burada çok orijinal olabilirsem iyiyim diye söylüyorum. Ama yaptığım heykeldeki hareket sistemleri otomat sisteminden geliyor. Yani diskler dönüyor. Üzerinde hareketli mafsal var. O bir teli çekiyor. O tel ya kafayı, gözü bir yerini oynatıyor. Yani ortaçağ, yani heykellerin hiçbirinde yazılım, bilgisayar teknolojisinin hiçbirisi yok. Tamamıyla mekanik kurgudan oluşuyor. Hepsi ama. Ve ben bunu seviyorum. Kendimi ortaçağlı bir sanatçı gibi hissediyorum ve bundan büyük zevk alıyorum. Keyif alıyorum. Ondaki bu sadelikle ben aslında bütün yumuşak hareketleri, yürümeyi, gülmeyi, dil çıkarmayı, çığlık atmayı yaparak öğrendim. Deneyerek öğrendim diyebiliriz. Kullandığım teknoloji olarak eski Rönesans teknolojisi benim çok sevdiğim ve mutlu olduğum, değiştirmeyi istemediğim ama yani tabii ki olabilir, bir takım elektronik şeyler girebilir. Şu an buna hiç ihtiyaç hissetmiyorum. Mesela at heykelimi yaparken bir videodan etkilendim çok fazla ama etkilendim. Bir atı bağlamışlardı bir duvarın dibine. Gece sabaha kadar at orada yalnız başına durdu. Ayağını yere vurdu, işte bir şeyler yaptı. Onun o hali bana çok dramatik geldi. Aslında belki de o normal at halini yaşıyor olabilirdi. Ama ben server olarak ona baktığımda yalnız at, böyle içli, böyle bir takım hikayesi var. Yalnızlık yaşıyor, aç belki bilmiyorum, bağlanmış oraya, mahpus kalmış gibi. Ben bu duygularla mesela ona başladım. Bacakları, boyu, oranları, makinası, bir de onun içinde diğer bütün heykellerde makina hep başka yerdedir. Oradan enerjisini alır. Ama atta bütün sistem, mekanik sistem ve hareket sistemleri hep atın içindedir. Onun öyle bir zorluğu vardı. Mekaniklerini ne kadar büyüklüğünde kollar mı itecek? Yani onları çiziyorum mesela tabii ki. Ama bir teknik, yani makine mühendisi gibi çizmesem de bana fikir verecek haliyle çiziyorum onları. Bu yolda ilerliyorum ya da yaptıkça, sorun çıktıkça da tekrar burada sorun çıktı, yanlışlık yapmışım. Orada tekrar bir düzeltme yapıyorum. O motoru tekrar refüze ediyorum, düzeltiyorum, bir şeyler yapıyorum. Her şey denemektir. Merak ve denemek. Başlıkta bende bunlar var. Denemek de, zaten denemek yapmak demek değil ki. Onu test etmek, yapabiliyor muyum? Denedim, bir daha denedim, olmadı, bir daha denedim, bıkmadım, bir daha. Sonunda istediğime yakın bir şey oluyor.
bir tane de çığlıkta Louis Bourgeois'nın bir fotoğrafını görmüştüm. Ağzını açmış böyle bir çığlık atar gibi. Bu bana çok etkili geldi. Başka insanları da o şekilde gördüm. Düşündüm ki böyle ağzını açarak çığlık atıyor gibi olması insanın bu feryadı aslında normal olarak o böyle sakin duran bir kadın. Ama sakinlik aslında o sakinlik de patlayacak bir bomba gibi yani. Bu duygu, ben bu duyguyu zaten kelimelerle anlatamam. Ben heykel gibi yaparak, hareketli yaparak, çığlığı göstererek böyle bir etkililiğe kavuşmasını istedim. Yani bu çığlıkta senin ya da bir başkasının da farklı farklı etkileri olabilir. Benim de anlayamadığım ve benim de öğrenebileceğim. Sen bakarsın ona bir duygu duyarsın, ben senden de öğrenebilirim bir sürü şeyleri. Bütün bunlar zamanı gelince, işte o an o olunca ben onu yapmayı istiyorum. Bir de şöyle bir şey öğreniyorum artık. Bir kafayı insan kafası büyüklüğünde yaparsam ya da insan renginde yaparsam bunun iticiliğini anladım. İnsan kendisi gibi bir şey gördüğü zaman böyle biraz ürperiyor. Onun için hiçbir heykelim şu hariç böyle insansı değil. Hiçbir gridir, başkadır, beyazdır, açıktır, koyudur. Yani insan rengi de yapmayı artık istemiyorum. Çünkü böyle, mesela bu da bir bilgi artık ya da aynı büyüklükle yapmayacağım. Daha küçük yapacağım ya da daha büyük yapacağım mesela. Aynı ölçü çok rahatsız edici olduğunu öğrendim. Arkamdaki catwalk'ta mesela göç eden, yerlerinden değiştirmiş bir sürü insanlardan bir bölümünü bir aileyi anlatıyorum. Bu insanların trajedisi beni çok çekiyor mesela yani yersiz yurtsuzlaşma. Ama bu aslında bunu konu ederek sadece onlara dem vurmak istemiyorum. Hayatta ne bileyim Etiler'de Bağdat Caddesi'nde yaşayan insanların da sıkıntısı var. Her şey göçle ilgili değil. Yani ben daha evrensel bir insani duyguya temas etmek istiyorum. Bunlar bahaneler. Scramble dediğim itiş kakışlar var. Gruplar birbirlerini itip çekiyorlar. O da yine geçmiş dönemin zor dönemlerinde insanların sıraya girip bir şey almak için ya evrakları vardı orada bir şey alacaklar. Birbiriyle itiş kakışları, yalnızlıkları ve birbirlerine sığınmaları, belki bazen aile gibi duruşları ya da bir sürü halinde böyle itişip kakışmaları mesela çok ilgimi çekiyor. Diyelim bu heykel asla bitmedi. Arkamdaki catwalk, şimdi bunu bir daha yap deseler hiç böyle yapmayacağım. Onun bir yerini başka türlü yapacağım bir şekilde. Bitse bile yine bitmiyor. O benim bir ilgi alanımın bir bölümünü ifade ediyor. Ama belki heykellerimin başından sonuna kadar 15-20 tanesi, 30 tanesini bir araya baktığı zaman bu kişinin eğilimi belki belli olabilir. Neyle ilgili olduğu, insana mı çok temas ediyor, insanın çığlığını mı anlatıyor, yalnızlığını mı anlatıyor? Belli ki bir şey çıkıyor ortaya. Ben bedenleri kullanıyorum ve bu bedenler muhtemelen benim kendimdir. Yani benimdir onlar. Yani o gülen, ağlayan, çığlık atan değil mi? O göçenler de benim aslında. O at da benim. Atın bakışları da benim aslında. Bir anlamda öyledir yani. Niye baksın ki at öyle biraz? Ben ona öyle baktırıyorum. Kapıyı açtığımda mabetime giriyor gibiyim. Hem saklandığım yer burası. Pırt zil çalıp da ya ben geldim kimse demesin diye dua ediyorum mesela. Yani ben Taksim'deyim geliyorum. Onu da demesinler. Ben burada eşofmanlarımı giymişim, pis boyalı şeylerimi, çalışma şeyleri giymişim. Orada çalışıyorum. Adam gelmiş ki, ben Taksim'de çay içeyim diyor mesela. Benim en berbat zamanım mesela o zaman. Buraya girip yoğunlaşıyorum, çalışıyorum. Buradan da dışarı pek çıkmak istemiyorum. Beni buradan bazen zorla çıkarıyorlar. Burada kalıyorum, bazen kalıyorum, bazen kalmıyorum. Kardeşime gidiyorum, arkadaşıma gidiyorum. Ama atölyede en çok zamanımı geçirdiğim yer içerisi matkaplarla, metallerle, işte silikonlarla, kalıplarla ya da çamurla o formu vermek benim için böyle yeni bir minik serüvenin başlangıcı, onun yapım aşaması. Ben orada kendimi kaybediyorum, onun içine gömülüyorum. Onun oradaki teknik problemi çözmek de ayrı bir keyif eğer çözebiliyorsan. Çözemiyorsan her zaman çözülmüyor. O da strese gömülüyorsun. Olsun, yine de ben onu bir şekilde ayarlayacağım, bulacağım. Onunla cebelleşiyorum. Bulamadım, perşembe pazarına gidiyorum. Rulmanlar alıyorum, bilmem ne. Yapamadığım şey tekrar dönüyorum. Sonunda bir şey uyduruyorum. Günün her saati, ulan bunu mu yapayım diye. Yani ben birazcık da insan gibi yaşamıyorum sanki. Bir eğlenmeyi bilmiyorum, tatili bilmiyorum. Cumartesi pazar ne demek bilmiyorum. Bütün her şey karışmış. Tek net olan bir şey var ailemin dışında. Ben heykelle odaklı bir herifim. Onunla uğraşıyorum, onu çalışıyorum. Ya ben sokaklarda yürüyebilen heykel istiyorum. Bir grup heykel, şunun daha kalabalığı, 20 kişi. Ben de aralarında onlar heykel yürüyorlar. Ben de onlarla beraber yürümeyi çok istiyorum mesela.
Böyle bir şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yıllardır aklımda, belki yakın zamanlarda fırsat bulursam mesela, dikkat çeksin diye insanlara dikkat çek. Yani ben genel insanlara, yalnızlığa, insanların varoluşuna hitap etmek istiyorum. İnsan olduğumuzu hatırlamayı istiyorum, hatırlatmayı istiyorum. Birbirimize dokunabileceğinin şeklini bulmaya çalışıyorum. Yani ama bunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama deniyorum. Belki öğreneceğim sonra, bilemiyorum ne olacağını. Yurt dışında Cenevre'de bir galeriyle, kinetik objelerle çalışan bir galeri var. En son Washington DC'de Artek House galerisinde bir sergi vardı. Orada davetliydim. Hollanda'da Robot Laos diye bir sergi vardı. Orada davetliydim. Böyle birkaç tane yurt dışında işlerim oldu, çalışmalarım oluyor. Tabii benim esas kitlem Türkiye'de, yurt içinde. Ben halimden memnunum, yani bu durumumdan. Çalışmalarımdan da memnunum. Zor olsa da benim işlerim makine olduğu için her an başlarına bir iş gelebilir. Elektrik kesilir, motoru yanar, ne bileyim. Ben bu riski göze alıyorum ama ben bunu sevdim. Her aşkın bir dikeni vardır, bir şey vardır. Ben de bu dikeni göze aldım. Çalışmaya devam edeceğim.